Teşekkürler Ceyda. Biz de Florya'dan Metin Oktay tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Derbi günündeyiz Florya Metin Oktay tesislerinde. Tabii ki alışılageldik görüntülerin dışında sokağa çıkma yasağının getirdiği bir sessizlik var. Oyuncular sabah saatlerinde buraya geldiler. Maç kahvaltısını gerçekleştirdiler. Saat 18'de maç yemeği yenecek. Son talimatlar Fatih Terim tarafından oyunculara iletilecek. Ve 18.45'te de sarı kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'na doğru hareket edecek. Galatasaray adına, şampiyonluk adına ve zirve iddiası adına belki de artık son şans. Fatih Hoca geçtiğimiz hafta bunu şöyle ifade etmişti. Matematiği çok basit bir maç. Kazanırsak son iki hafta yarışa yeniden dahil oluruz. Kaybedersek de Beşiktaş'ı alkışlarız ve onları kutlayarak Türk Telekom Stadyumundan uğurlarız demişti. Hafta boyunca da motivasyon buydu. Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaraylı oyunculara bu durum ifade edildi. Ve şampiyonluk yolundaki en önemli mücadelenin bu olduğu ve kazanmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiği sıklıkla hatırlatıldı. Bu işin motivasyon kısmı tabii, bir de teknik taktik boyutu var. Çarşamba gününden bu yana hazırlıklar devam ediyordu Florya Metin Oktay tesislerinde ve bu mücadele için Fatih Terim'in aslında geçtiğimiz haftalardan daha farklı bir taktik ve bu maça özel bir plan hazırladığını söyleyelim. Aslında geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisine referans alan bir taktik ve strateji diyebiliriz. Bu nedenle hemen muhtemel 11 üzerinden ifade etmeye çalışalım. Bugün Galatasaray'ın nasıl bir kadroyla sahada olacağını. Kalede bugün Muslera forma giyecek. Savunmanın sağında Yedlin, ki Karagümrük mücadelesinde sakatlandıktan sonra ilk kez bugün ilk 11'de olacak. Stoper ikilisinde Marka ve Donk'u göreceğiz. Sol bekte Marcelo Saracchi forma giyecek. Orta sahanın merkezinde Taylan ve Jetson Fernandez. Onların önünde Emre Akbaba. Kanatlarda değişiklikler var. Sağ tarafta Babel'i göreceğiz. Sol tarafta Onyekuru'yu, ki Onyekuru da uzun bir aranın ardından yeniden ilk 11'e dönecek. Merkezde ise Radamel Falcao 11 ile Galatasaray'ın sahada olacağını söyleyelim. Dediğimiz gibi biraz farklı bir 11. Son haftalara baktığımızda genel itibariyle Halil ve Kerem ikilisini görüyorduk ama Fatih Hoca bu maça özel bir plan, bu maça özel bir strateji üzerinde çalıştı ve takımını böyle hazırladı. Çok büyük bir aksilik olmazsa da bu 11'i akşam sahada göreceğiz. Falcao da yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından 19 Mart'ta son olarak Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de forma giymiş. Sonrasında Karagümrük maçının hemen ardından yaşadığı sakatlık, Kerem'le yaşadığı çarpışma ve elmacık kemiklerinin kırılmasıyla birlikte 3 haftalık bir tedavi süreci geçirmişti. Maskeyle zaman zaman forma şansı bulsa da ilk kez ilk 11'de olacak uzun bir aranın ardından. Sağ tarafta dediğimiz gibi Ryan Babel olacak. Sol taraftaysa Henry Onyekuru. O da Trabzonspor maçının ardından, daha doğrusu Trabzonspor maçının öncesinde arka adelesindeki ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Sonrasında uzun bir süre forma giyemedi. Yeni bir 11, yeni bir strateji Beşiktaş karşısında Fatih Hoca'nın sahaya süreceği kadro olacak bugün itibariyle. Bir kez daha tekrarlayalım. Kalede Muslera forma giyecek. Sağ tarafta Yedlin, solda Saracchi, stoper ikilisinde Marka Donk. Orta sahanın merkezinde Jetson ve Taylan. Önlerinde Emre Akbaba, ki Emre de son dönemde Galatasaray'ın özellikle gol yükünü üstlenen isimlerden bir tanesi. Son 4 maçta kaydettiği 3 golle yeniden ilk 11'de kendisine yer bulmaya başladı. Sağda Babel, solda Onyekuru, merkezde ise Radamel Falcao 11'i Galatasaray'ın bugün sahadaki kadrosu olacak gibi gözüküyor. 18.45'te sarı kırmızılar buradan ayrılacak. Biz de gün boyunca Florya'dan Metin Oktay tesislerinden yansıyanları sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Evet, Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Florya'da devam edecek nöbetine, takımı Florya'dan çıkarıp Türk Telekom Stadyumu'na uğurlayacak. Şimdi misafir takıma, lider takıma gidelim. Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde muhabir arkadaşımız Sercan Dikme bizleri bekliyor. Bakalım mücadele öncesi siyah beyaz ekipten neler aktaracak bizlere Sercan. Ceyda Dönmez, Ümraniye'den Nevzat Demir tesislerinden mutlu günler dileyelim. Beşiktaş dün saat 18'de yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve Galatasaray derbisinin saatini bekliyor artık. Saat 18.45 sularında Nevzat Demir tesislerinin kapısı açılacak ve futbolcular, teknik heyet Türk Telekom Stadyumu'nun yolunu tutacak. Bu maç öncesinde dün akşam saatlerinde Beşiktaş As Başkanı Emre Koca da Aspor'a konuşmuştu. Taraflı tarafsız herkesin takdirini topladık. Galatasaray'ı mağlup edip bu durumu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz demişti Sayın Koca da. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi de şampiyonluğu istediğini ifade ediyor. Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Hasic, Oğuzhan sezonu kapatmıştı. Enkudu yok. Bernard Mensah dünkü antrenmanın öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı. Abubakar'la Cenk Tosun da yer almıyor. Önemli eksikler var. Sergen Yalçın bugün Galatasaray karşısında 19 kişilik bir esame listesiyle çıkacak maça. 11'i ilk 11, geri kalan yedek oyuncular arasında ikisi yedek kaleci. Utku ve
Emre. Geriye kalıyor 6 futbolcu. Muhtemel 11'i söyleyelim. Yedekler arasında çünkü belirgin isimler var ve Sergen Yalçın ilerleyen dakikalarda maçın skoruna göre hücum oyuncusu sokamama durumuyla da karşı karşıya. Muhtemel 11. Kalede Ersin Destanoğlu. Savunmanın sağında Valentin Rozier, solunda Ensakala. Savunmanın ortasında Vida Wellington ikilisi. Orta alanda bir üçlü Josef Atiba, Adem Laiç. Kanatların birinde Raşit Gezal, diğerinde Kaylerin. Santrofor noktasında Gökhan Töre. Gökhan Töre alışık olduğu yerde değil, ancak Çaykur Rizespor maçında da o noktada oynamış. İyi bir oyun ortaya koymuş. Gol atmıştı. Sergen Yalçın'ın performansını beğendiği isimlerden biri. Raşit Gezal, Gökhan Töre, Kaylerin. Beşiktaş'ın hücum aksiyonu bu üç isim arasında gidecek. Beşiktaş'ın bugün şampiyon olma durumu var. Şampiyonluğunu ilan etme durumu var. Beşiktaş iki ihtimal. Birincisi, bugün Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup eder. Fenerbahçe'de Ankara deplasmanında Ankara Gücü karşısında mağlup puan kaybederse Beşiktaş 3 yıllık hasreti sona erdirecek, şampiyon olacak. Beşiktaş Galatasaray'la berabere kalır. Fenerbahçe Ankara Gücü deplasmanında mağlup olursa Beşiktaş yine 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Beşiktaşlı taraftarlara bir müjdeyi verelim. Ancak çok da sürprizi kaçırmadan, Beşiktaş bugün şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda, şampiyon olması durumunda Türk Telekom Stadyumundan ayrılıp şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirecek, şampiyonluk organizasyonu gerçekleştirecek. O nedenle A-Spor ekranlarında Beşiktaşlıların kalmasını rica ediyoruz. Sayın Başkan Ahmet Durçebi, Sayın Emre Kocada, Sayın Erdal Torunoğulları ve Sayın Cenk Sümer bugün tesislere gelecek. Galibiyet primini açıklayacaklar ki dakikalar önce Sayın Cenk Sümer, Beşiktaş Futbol Takımı İcra Kurulu üyesi Sayın Sümer tesislere girdi. Sayın Kocadağ ve Sayın Torunoğulları ile birlikte başkanı bekliyoruz. Bir galibiyet primi, şampiyonluk primi açıklanacak ki dün de teknik heyetle futbolcularla görüşmeler gerçekleştirildi. Biz gün boyunca Beşiktaş'a dair notları Nevzat Demir tesislerinden aktarmayı sürdüreceğiz. Ve şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gidelim. Şampiyonluk yarışı içerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe bugün aynı zamanda akıllar derbi mücadelede tabii sahada futbolcular olacak ve bakalım Ahmet Selim Kul neler aktaracak bizlere. Ahmet Selim, söz sende. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Ankara'dan herkese selamlar diyerek yayınımıza başlayalım. Senin de söylediğin gibi Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda bu akşam çok kritik bir mücadele oynanacak. Ankara Gücü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aslında iki takımın da 3 puan ihtiyacı oldukça acil durumda. Çünkü Ankara Gücü aslında Hikmet Karaman'la birlikte iyi sonuçlar almıştı. Küme düşme hattından uzaklaşmıştı. Fakat son haftalarda aldığı yenilgilerle beraber kendilerini bir anda tekrardan o hattın içinde buldular. Ankara Gücü şu anda ligde 18. sırada yer alıyor. Acil puana ihtiyaçları var. Kayseri Spor'u yeniden geçmek istiyorlar. Üstlerindeki takımları yeniden geçmek istiyorlar. Bu yüzden Ankara Gücü bu akşamki maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe'de durum farklı değil. Şampiyonluğu son ana kadar kovalamak istiyor. Beşiktaş'ın hata yapmasını bekliyor sarı lacivertler. Bu kapsamda bu akşam buradan 3 puanı çıkararak Beşiktaş'ı takibini sürdürmek istiyor.